Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Crusader Kings Selçuklu serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Bizans'la Pontus Krallığı için savaş vermiş ve bu savaşı zor da olsa kazanmıştık. Şu anda Kudüs'e Haçlı Seferi düzenleniyor. Bu savaşı kazanmam gerekiyor. Şu eleman bana saldırdı. Bunun bir içinden bir geçelim. Dur bakalım. Haçlıları birer birer yok edeceğiz. Etmemiz lazım. Bu topraklar bizim. Asla bizden alamayacaklar. Buna izin vermem. Asla izin vermem. Bedelini de ödeyecekler efendim bu seferin. İlk ordularını da yok ettik. Kesinlikle kuşatma muşatma yapmayacağız. Bize gelecekler tokatlayacağız. Gelecekler tokatlayacağız. Kudüs'te savunmamızı vereceğiz abi. Bu adam kim? Bu adam bir Katolik. Şeye bağlı. O, kime bağlı? Savoy Düklüğü'ne bağlı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nda. Vay vay vay. Destek verenler kimler bize ya bu savaşta? Ufaklı birçok beylik destek veriyor bize. Yalnız savaşta Fatimiler destek vermiyor. Savaşa çağırabiliriz kendilerini de. Adamların kendini koruyacak hali yok. Ben şey yapmak istemiyorum. Kardeşim seni göndermek isterdim ama göndermeyeceğim. Neden? Çünkü gönderirsem benim param gider ve param giderse sıkıntı yaşarım. Kutsal tarikatı kim toplamış? Bu kutsal tarikatın yerini ben veriyorum ya. Yerini yurdunu ben veriyorum ya. Boşlar. Son savaşı kazanıyoruz. Savaşta kimler var bu arada? Direkt şöyle görelim. Bir Selçuklu var. Benim ben ve vasallarım var. Bir de şuradan 3-5 Arap devleti katılmış. Afrika'dan bir baba yiğit katılmış. Bu kim lan? Oğlum sen var ya sen bu savaşa katıldın ya bak. Senin getireceğin askerin bir önemi yok. Sen bu yaptığın onurlu hareketten dolayı seni çok sevdim. Para gönderecektim ama etkileşime girmek için çok uzakmış. Para gönderecektim elemana. Ha bu arada kuşatma yapabiliriz ha. Ben savunmada kalmayı düşündüm de. Hadi bakalım bizimkiler yapıyor biz de yapalım o zaman. Biz de yapalım abi. Gelsin bu haçlılar, gelecekleri varsa görecekleri de var. Suriye'ye falan gitmeleri onlara savaş skoru kazandırmaz. Çok az kazandırır. Asıl savaş Kudüs'e. O yüzden biz Kudüs'ü savunacağız. Burası niye düşmüyor? Bizimle savaşta değil mi bu konu? Üzerinde savaşta. Ney? Oğlum Kudüs Kralı da bu savaşta yok mu? Var. Burası da bir baronluk. Niye düşüremiyorum? Yok lan bunlar bu savaşta. Var. Oğlum burası niye düşmüyor? Neyse niye düşmüyor anlamadım ama. Anlarız. Kaldıralım bakalım. Hasar verir abi kedi bu. Düşman bayrağını aldık. Neymiş bu? Güzel. Güzelliği çok iyi değil ama olsun. Hocam dizilmeye devam et. Bu Haçlı seferinden alnımız ak başımız dik bir şekilde ayrılacağız. Sinir krizini falan boş ver abi lütfen ya. Savaştayız ya. Burayı kuşat. Kazanmışız. Ters olsun. Geleneği güzel. Senin savaşların hepsi bitse seni çağıracağım da. Kaybedeceğim. Haçlılar saldırıyor buna da. Bu, Mısır için kutsal savaş. Adam İskenderiye emirliğini alacak. Alacak yani. Alsın benim için daha iyi. Bunlar da olacağını o diğerlerinin eline geçsin ben onları da alırım. Benim için daha iyi. Seni nerede taşıyabiliriz? Taşıyamayız. Kal öyle. Vallahi kaybetti adam İskenderiye emirliğini. Sıkıntı değil. Hocam hepiniz şuradan sen bir şuradan ayrıl ya. Benim ordu var burada. Git. Her sorunu yaşatacağım ben. Hadi acı. Neredesiniz? Oğlum salak mısınız siz? Orayı niye kuşatıyorsunuz? Lan oğlum savaş Kudüs'te la. Savaş Kudüs'te lan. İşte nereye kuşatıyor? Oğlum Haçlı Sefer'in hedefi burası. Nereye kuşatmanız? Ben oraya gitmem. Oraya gitmem. Kuşattıkları hiçbir şeye yaramaz. Orada ölürler boşuna. Tamam abi. Savaş buraya. Ben buraya kuşatacağım. Buranın işgali mi kalktı? Bir daha işgal et.
Arda mı değil savaş? Anlamadım, olmaz. Önce ben burayı kuşattım ve hayal mi görüyorum ya? Lan yana eksiye gidip birader gelecekseniz gelin artık, gelmeyecekseniz ben gidiyorum ha. Gelmeyecekseniz ben gidiyorum. Hadi lan. Hayda, hasta özelliği kazandık ya. Hem ona da para ödeyeceğiz. Güzel. Baştayız. Başlı seferindeyiz. Her şey yapıyor. Ben yani saraya girecek zamanım var da benim. Bunlar savaşta değil bu arada. Ben bu arada komutan mıyım? Buraya komuta etmiyorum. Edelim. Kardeşim savaş bak. Kudüs'te. Yanlış yeri kuşatıyorsun. Hocam hobi olarak yine kuşatın. Hobi olarak yine kuşatın. Ama savaş orada değil. Savaşın yeri orası değil abi. Bırak alanlara gelsin, ağzına vuracağım. Kedi gitsin. Kedi bizim için daha iyi olurdu ama. Bırak alanlara geldiler. Mecburen bunları döveceğim artık ordularını. Kaşındılar. Bırak alanı bir daha kuşatın bakayım. Daha da savaşmam kesinlikle. Nasıl bunları dövebileceğiz mi? Beni takip ediyorsunuz değil mi abi? Edin. Nereye gidiyorsun? Git bakalım bir yere. Aha. Burada savaş olacak. Ağızlarına vurduk. Ağızlarına vuruyoruz. Daha da vuracağız. Şimdi dur. Şurada. Kale. Geç içlerinden. Geç içlerinden. Geç içlerinden. Ok atla. İlla beni buraya getirttiniz yani. Kardeşim savaş Kudüs'te diyoruz. Nereye gidiyorsunuz ya? Ha, o zaman Kudüs'e değil oraya savaş ilan edin. Anladın mı? Oraya savaş ilan edin. Niye Kudüs'e savaş ilan ediyorsunuz? Gösteriyor. Bu hain ölmeyi hak ediyor. Paramın ağzına sıçtınız ya. Geri dön Kudüs'e. Ordu Kudüs'e dönsün. Gerekirse bir daha oraya gideriz. Gerekecek gibi gözüküyor. Kudüs'ü boş ver. Şuraya bir silelim. Sil abi. Geri almayacağız toprakları ya. Oraya doğru gitmeyeceğim. Böyle bir şey yapmayacağım. Kilisenin mallarına el koy. Hadi abi gelin bir daha. Gel bir daha. Gel bakayım. Ya beni ne savaşı çağırıyorsun? Ben ne savaşındayım şu an? Ben şu an ne savaşındayım? Bir bak bakayım. Bir düşün, bir şeyler düşün. Misket. Kedi gitmeye değildi ya. Kediyi verdik. İleride ölecek diye verdim ya. Tamam. Kudüs'ü kuşatmaya gelmişler. Bir de orada dövelim sizi. Bir de orada dövelim. Heh. Asıl hedef Kudüs'ü abi. Gel Kudüs'le savaşalım. Papa kardeş yani. Bunları söyledik biz sana. Sana zamanında bunları söyledik. Ağzına vururlar öyle. Bak bir daha gelmez Selçuk topraklarına. Biz öyle Fatimilere benzemeyiz. Biz öyle Fatimilere benzemeyiz. Geldiniz oradan Fatimilerin elinden Kudüs'ü aldınız. Bizim elimizden alamazsınız. 1420 dindarlık. 5600 prestij. Ver. Biz onlara benzemeyiz kardeşim. Haberiniz olsun yani. Ölmeden bir sefere daha çıkmak istiyorum. Ölmeden bir sefere çıkmak eğer olursa güzel olacak. Hayvan gibi prestijim oldu ya. Hayvan gibi prestijim oldu. Dur bakalım bu prestijle neler yapabilir. Yeni kültür. Bir şey ekleyelim. Ne yapalım? Her plan başarı ihtimal.
Hangilerine ünvan vermek prestij kazandırır? Aile reisi özelliğine sahip karakterler. Kale severler. Kale severleri de ben her zaman alırım ya. Sahip oldukları kale başına prestij ve ihtişam veriyor çünkü. Hem de bunu al. Bir sürü zafer kazanmışız abi, şu zaferlere bak. Paramız bir artıya geçsin, Bizans'la savaşacağım. Artıya geçsin. Fatimilerden bir sürü şeyler bağımsızlık almış. Bunlar benim vasalım olur diye düşünüyorum ilerleyen dönemlerde. Çocuk yaşıyor değil mi? Ölmesin. 32 yaşına geldi. Münzevi özelliği varmış o. Birader, senle ittifak olmasaydım keşke. Bana katkı sağlarsın diye ittifak oldum sen. Ya bir tane katkı sağlamadın daha. Çocuk da ne öyle ya? 500 tane çocuk yapmış. 500 tane çocuk yapmış. Ne yaptın abi sen o kadar ya? Ben Bizans'ta savaşsam 6000 kişilik ordusu var bu adamın. At sürmemiz lazım diyelim. Karakterimizin yetenekleri iyi de ülke kötü. Ülkeyi daha fazla güçlendiremedik. Binalara fazla yatırım yapamadık. Ondan dolayı bu. Savaş 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 savaş. Daha boz gitsin. Yani diğer serideki gibi şu binaları yatırım yaparsak daha iyi olurduk. Güçlü olurduk ama yapamadım. Para çok fazla yok. Artı 38. Yerinde daha fazla kazanıyorduk. Ama sıkıntı yok. Bir de şurayı da alayım. Ondan sonrasında yatırım yapacağım. Artık yeter savaş savaş. Artık savaşlardan bıktım. Bunu da yapalım, daha savaşmayacağım. Kötüyüz. Yatalak olmamız kötü. Yunus Selçuklu. Sağ olsun. Bir artıya geçelim. Aha, ölüyoruz. Lan oğlum, ölmeden önce şu artıya geçelim, savaşı başlatayım. Ölmeden önce lütfen. Lütfen bu kadar prestij falan boşa gitmesin. Lütfen bu kadar şey boşa gitmesin bak. Allah aşkına. Lütfen. Ölmeden şu savaşı başlatayım. Rica ediyorum bak. Oyun bana bu puşluğu yapma. Tamam. Gücünüz kuvvetiniz yok. Krallık için savaş. Ermenistan. Heh. Ne oldu? Sadece bunlar. Güzel. Öleceğiz. Ondan sonrasında ülke bir zorlayacak biraz ama bu savaşı kazandırırız. Kazanırız diye düşünüyorum. Buradan bir geçelim. Belki ölmeyiz. Vallahi ölüm şeyi gitti. Ama yine de öldük. Tamam, en azından savaşı açtık. Şimdi 20 tane mülküm var. 20 tane mülk ebesini nikah derler adama. 20 tane mülkü sen ne yaptın derler. O yüzden demesinler diye bu mülklerimi dağıtacağım. Bana idarecilikte yardım edeceksin. Sen boş adamsın. Senin burada olmana gerek yok. Şu adam geçsin. Şimdi şu düklüğü öncelikle varisime vereyim. En zeki var. Dahi filozof. Güzel, fena. Filozof olmasaydı daha iyi olurdu. Filozofa gerek yok abi. İhtiyaç yok. Tüm çocuklarıma bir bakalım. Çocuk daha belli değil ne olacak. Her halükarda biz buna bir verelim. Seni verasetten men edeceğim. Fazla erkek çocuğumuz yok. Özelliklerinde diplomasiye çok yatkın bu. Ya, ihtiyatlı özelliği de var. Seni verasetten men edeceğim. Neden edemiyorum? Çünkü hane şeyim yok. Sonra veririz. Sonra şey yaparız onu. Pontus Krallığı ünvanı da oluşturmamışım. Ünvan vereceğim önce. Bu ünvanı verdiğim için
Maalesef soğuz ama. Hayda. Bölünme gereğince oranın varisi değil diye alamaz diyor. Tamam. Üvey erkek kardeşimize verelim. Ver abi. Sivas'ı da yine vereceğiz. Mecburen. Yönetimde sıkıntı yaşayacağız. Heh, oyuncu varisime burayı verebiliyorum. Verdik. Süleyman. Burayı da vermem lazım. Rüstem kardeş. Zeki bir adamsın. Burayı yönetirsin sen. Tamam. İdareyi sağladık. Şimdi Entrika'dan ne gitmişiz biz? Ya Entrika gittin. Eyvallah. Ya baştan çıkarıcı niye gidiyorsun? Lan şu taraftan adam kaçıran gitseydin de bana bir işe yarasaydın ya. Bana bir işe yarasaydın ya. Gerçekten yazıklar olsun ya. Yeni Sultan-ı Muazzam vatan et hayırlı olsun abi. Ona gitseydim bari ya. Ne oluyor lan, örgütleşme var. Ağzınıza vururum ha. Mutlak hattı teorisine geçeceğiz zaten yakın. Kimse örgütleşmeye katılamaz. Öyle bir cesaret edecek kimse yok bu krallıkta. Bu ülkede kimse o cesaret edemez abi bana karşı. Birlik ordusunu güzel oldu. Fazla düklük sahibiyim. Hamedan Diyarbakır. Diyarbakır Atabeyliğini verelim. Abi şimdi Diyarbakır Atabeyliği de senin. Arkadaşlar yani isyan etmeniz ayıp oluyor yani, lütfen. Bir tane düklüğümüz fazlaymış alt tarafı ya. Da verdik. 40K ordumuz var. Ne olmuş? Burada videoda bir sıkıntı var, ona bak. Beyaz barış mı? Ne diyor ya? Ne beyaz barışı ya? Yeterince kan döküldü. Evet. İstiyorsan ver krallığı abi. Beyaz barış falan ben bilmem. Bilmem. Krallığı veriyorsan ver. Vermiyorsan boş yapma. 20 adamla gelmişsin. Utanmıyor mu koskoca Basilius'un ya? Sinan ne oldun sen? Kuvvetli asker, tamam. Verasetten men edeceğiz Sinan. Bu adam geçsin. Diğeri daha iyi en azından. Hani gücü ne? 6K gücü var. Biraz adam toplarız. Miras'a nereyi devraldım? Nereyi devraldım? Nereyi devraldım? Aaa. 5. Benle aran kötü. Geçtireceğiz. Al buralar senin. Bak sayemde bir sürü mülk edindin. Ve sana bunları vereceğim. Anladın mı? Dur krallık ünvanına bir bakalım. Sana bunların hepsini aktaracağım. Vasal aktarıyor. Hepsi senin olacak. Aramızın kötü olmasına gerek yok. Güçlü de değilsin. Ama güçlü olman lazım. Senin güçlü olman beni de güçlü yapar. Az güçlü ol, gözünü seveyim ya. Nerede aktaracağım? Şu. Ne var bir de? Aktarabileceğimiz kimse yok. Bu kim? Mervaniler ta şurası da var. Aktaramayız. 6K'lık orduyu döver bu arada, bu ordu kurak arazide. Bu döver. Tepeden var. Şey yapalım. Parayı harcamayacağım. Artık yatırım yapmam lazım ya bu ülkeye. Bu ülkenin kalkınması lazım artık. Yeterince teknoloji açtık. Son savaşımız arkadaşlar. Bu uzun süre savaşmayacağız artık. Yeter çünkü yani bu kadar savaş. Ordusu var. Bu orduyu kurup gelecek muhtemelen. Bir kızımız oldu. Ölmemeliyim. Daha çocuğu men etmedik verasetten. Sen ölmeyeceğiz. Aa, Basilius tarafından yönetiyormuş. Onu var ya yakalayıp dövseydik güzel olacaktı. Efe. Kaç. Şimdi dur. Şunu topla. Toplansın. Bunlar toplandı. Yeni orduları topla.
Bunların hepsine terhis edeceğiz. Bunların hapşurası mı geldi? Bunların hepsini terhis edeceğiz. Ve şunları da terhis edeceğiz ama. Sadece onları değil. Büyük bir kısmını terhis edeceğiz. Ekonomik yıkıma gerek yok abi. Birkaç ordu yeter bize. Tamam. Yoksa ekonomimiz çok zarar görüyor. Azına vurduk, yok ettik direkt. Geçen savaşı tüm büyük orduyla daldığımızdan dolayı bu kadar zarar görmüşüz. Baksanıza abi, rahat rahat hallediyoruz. Tepe de olsa tokatlıyor ordu. Affetmiyor. Böyle ufak ordularla gireceksin. Diğer türlü her türlü ikmal sorunu yaşıyorsun. Bir sürü problem yaşıyorsun. Gereksiz yere fazla fazla orduya gerek yok. Az kaldı, birkaç kuşatmaya bitecek. Karımız hamile olmuş. Bir ata beylik veririz. Başkenti taşımaktan vazgeçtim bu. Burayı alırsak düşer herhalde. Düşmezse bir kaleye daha düşer. İki kale son. Aha, servet mimarı. Lan kız değil de bu erkek olsun. Bir kızları tahta geçirebilsek ya. Kızım olmuş. Peki. Gelin abi, gelin abi, gelin abi, gelin abi. Gel abi, gel 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 gel. Topla, gel 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 gel. Kaçtı bak diğer ordunun geldiğini görünce. Alçak. Oğlum orduyu yenme şansın yok senin. Şu orduya doğru gidiyorsun da imkansız, orduyu yenme şansın yok. Yok abi yani, yok. Maalesef. Ben de isterdim senin yenmeni ama yok. Şimdi Vasfurakan'ı ferasetten men ettiğim oğluma veriyorum. Sen nereyi yönetiyorsun ya? Hangi tımarı yönetiyorsun? Neresi lan burası? Sen buna bağlısın. Her türlü ben ferasetten men edeceğim. Ferasetten alındım birader. Bunu da al. Eğer çok iyi bir çocuk olursa geri alırız veraseti. Hepsi kız. Kim bir imparatorluğa garanti olur. Tamam. Tek bir şeyimiz var. Şimdi Vasfurakan. Her birine gitsin ya. Şu küçük oğluma vereyim burayı. Sana. İvan ver. Vasfurakan senin artık. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük Ermenistan. 6 tane şey var ha. Burası bayağı sağlam bir yermiş ya. Baytas. Şu birisin. İdareciliği yüksek birine verelim. Size vermem. Buna vereceğim. Ters olsun. Yönetemeyecek tam olarak ama halleder bir şekilde. Mezopotamya'da ünvan oluşturalım. Burayı da müftü kardeş sana veriyorum. Ermenistan Krallığı ünvanını da oluşturacağız. Güzel. Ülke büyüdü, ülke güçlendi. Ülke güzel durumda. Orduların hepsi terhis edildi değil mi? Tamam. Süper. Kim vasallaştırılabilir? Sen kimsin birader? Vasallaştıralım seni. Eyvallah. İçin. Gazne'de bir sürü bölünmüş bu arada. İşte Ermenistan. Ve yönetiyorsun değil mi? Tüm topraklar sende. Bir böyle bir burada bir idareyi sağlayın. Ondan sonra belki birine orada krallık ünvanı bile veririm. Tamam. Şimdi abi full yatırıma başlayacağız. Önce Selçuklu olarak. Savaştık. Uzun süreler savaştık. Anadolu'ya da güzel bir giriş yaptık. Belki Alparslan gibi olmadı ama girdik. Sağlam girdik. Şu an bir savaşta daha Bizans'ın elinden mesela şeyi de alabiliriz. İznik'i bile alabiliriz. İstesek alırız. Gerek yok. İhtiyaç yok. Devletin borcuna şimdi zor durumlara girmesini istemiyorum. Bakın örgütleşmeler var. Bağımsızlık isteyen elemanlar var. 1158'de mutlak taht otoritesine geçeceğiz. Armacılığa az kaldı. 15 yıl kalmış. Cana yakın. Benim karım kim?
Kırım sen bana şu... Abi bu ne kadar şey olmuş ya. Buna ben verdim değil mi bunları? Bağlamışım. Kesin buna. Bu. Bunun ağır geldiğinden dolayı büyük sıkıntı yaşayacak. Ben bunun vasalını devralacağım. Aynen. Ağır gelir abi o. Havurtlar onlardan güçlü çünkü. Ağır gelir. Ben yanlışlıkla vermişimdir ona. Şimdi binaların hepsini seviye alması gerekiyor. İşte benim iki tane düklüğüm var değil mi? Rey düklüğü, Filistin düklüğü. Filistin düklüğü ünvanını ben kurmadım. Böyle bir ünvanım yok. İran Sultan, Deyrem Sultan, Ermenistan, Hamedan, Kirmanşah. Kirmanşah, Merv. Mervata Beyliği tamam. Mervata Beyi değilim ben. Ünvanı buna vereceğim. Ha, bu ünvanı Merv Bey'ine vereyim. Mervata Bey ol. Tamam. Şimdi başkentimizde Rey'de büyük oluşturacağım. Bir Rey'e adam akıllı bina dikebilelim. Tamam. Şimdi tapınağı birine verelim. Ben tapınak yönetmeyeyim. Veya yönetebiliriz ya tapınağı. Seviyesini arttır. Şuradaki binaların hepsinin seviyesini tek tek arttıracağız. Tek tek hepsinin seviyesi artacak abi. Altın eksikliği var. Tamam çözeceğiz onu. Full yatırım yapıp güçlenmeliyiz abi. Biz şu an ekonomik olarak kötüyüz. Asker var ama ekonomi yok. Karımız rakibimiz mi olacak? Olsun bakalım. Olsun bakalım. Gut hastası olmuş bu arada. Ne yediyse sürekli et yiyor herhalde. Abi tarla tarla. Tarla yapalım. Bunu seviyesini arttırmam lazım. Vallahi ilham sahibi kimseyi desteklemem. Kusura bakmayın. Para lazım bana. Bir kusuz olursan ol. Ne yapayım? Bana ne Allah Allah. Parayı çok da önemli değil. Yapabileceğim bir şey yok. Ya da 7. sıradayız. Adam olana çok bile. Abi en büyük imparatorluk kim? Bana onu söyleyin yeter. Sarayın büyüklüğü benim için hiçbir önem taşımıyor. En büyük imparator ben miyim? Benim. Beni gerisi ilgilendirmez. Selçuklu devleti olarak benim yeterlidir. Buna gerek yok. Burada 5000 asker sadece benden geliyor. Biz bu arada o askerler olmasa gücümüz yok ha. Bunlar olmasa var ya biz güçlü müşlü değiliz. Bak 5000 askeri sadece kendim sağlıyorum. 19.000 vasallardan geliyor. Başka bir güç yok. Yani totalde bizim asker sayımız 25.000. Yani 42.000 askerimiz yok aslında. Onları kullansak onlar gitse daha yenilenmeyecekler. Bu ülkeyi idare etmenin şansı yok 25.000 askerle. İmkansız. O yüzden onları öldürmemen lazım. 1158. 10 sene sonra yüksek şeye geçeceğiz. Zaten 10 seneye de 12 seneye de şey armacılık olacak. İstediğimiz kişiyi tahta istediğimiz zaman çıkaracağız. Güzel. Sarayı toplamam. Seviyesini arttır abi hemen. Dış burçlara sahibiz. Aa, bura Oğuz. Gel abi. Ürünü değiştir. Benim toprağımın kültürü neden değişmemiş ya? Saçmalık mı olur? Burası da Oğuz. Tamam Oğuz kalsın şu anlık. Değişince onu hallederiz. Ve binalar dikelim yine. Tarla özellikle bak tarlaların getirdiği gelirleri görüyor musun? Bayağı iyi getirisi. Değiştirsem. Gelir sağlayacak yerleri bir yükseltelim. Ha, para lazım. Oha Kudüs'te ne kadar fazla yer var. Binası olarak ne yapıyoruz? Kubbetüs Sahra'nın getirdiği gelire bak. Kubbetüs Sahra'yı yükseltebiliyor muyum? Musevi olmamız lazımmış yükseltmek için. Yok kardeşim sağ ol ben almayayım.
Ben almayayım. Şuranın dinini değiştir. Tamam. Güzel. Ülkeyi en azından sorunsuz mu yönetiyoruz mu yönetiyoruz? Valla kimseyle savaşmayacağım, o yüzden hak iddiacılarla falan uğraşamam. Savaşmama bilmiyorum abi. Ha, komutan eğitmeyi seçmedik değil mi bu arada, onu da seçelim. Böyle. Ünvan bütünleştirsene ya. Bir dakika, bir bakmam. Ünvanı bütünleştirsene Ermenistan'a. 48 yıl. Hadi lan uğraş sen 48 yıl boyunca. Yok, doğrudan vasal görüşü arttırsın bu. Tamam. Fazla düklük mü sahibiyim? Nasıl ya? Hamedan. Kirmanşah. Rey. Abi Kirmanşah bende değil. Bunu vermiştim ben ilk bölümü. Elim mi bana kalmış? Bunu vermemiş miydim? Güzel. Yapma. Yapma. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne yaptın ya? Buyurun ağzına vurayım. Böyle şey mi olur ya? Niye verem yaptın beni ya? Böyle şanssızlıklar. Oyunda ağzınızı sıçabiliyor bazen. Bir sıkıntı bunlar. Durduk yere verem olduk ya. Tabii durduk yere verem olduk abi. Bir şeyimiz yokken verem olduk. Durduk yere. Onunla hiçbir alakam yoktu abi benim. Ben nereden verem oldum? Yeni bina yapabiliriz bu arada. Buraya bir kale yapabiliriz. Kale yapabiliriz. Burayı bir Oğuz yapalım daha önce bir. Burayı Oğuz yapalım ondan. Boş ver. Koşturmayın, boş ver. Şehirle dalga geçmiş adamın ya. Güzel. Pontus Krallığı ünvanını da oluşturayım artık. Para kaybettirme Allah aşkına. Lütfen. Lütfen deyince şey yapıyor oyun. Teşekkürler oyun. Güzel. Buranın da kralı olduk. Harika. Bunların dinini değiştirteyim ya. İkiniz de birbirinize benziyorsunuz. Birbirlerine benziyorlar. Beni de buranın atabeyi yapayım kardeşim. Oo. Selçuklu. Ha la, bu benim varisim zaten. Oo diyorum. Zaten bu benim varisim lan. Gelirimiz güzel arttı. Yetersiz beslenmiş etkisi de aldık. Öleceğiz. Beni oyun öldürtecek. Öldürteceksin değil mi? Erken yaşta bu adamın ölmesin ya. Krallığı boşuna zor duruma düşürmeyin lütfen. Gerek yok. Öyle işlere gerek yok. Güzel. Burayı artık seviyesini yükseltebiliriz. Ha şey geleneğini mi benimsedi? Lan ben de kültürü değişti sandım. Kale sever geleneğini. Sarayda yine bir mevzu var. Sarayda yine mevzu mu var? Hani yok. Kitap. Ne kardeşim, sarayda bir mevzu yok. Ya benim seviyemin 7 olması gerekiyor ama ben yapmayacağım. Gerek yok. Abisle yer. Abisle yer bu arada bizim için önemli. Zırhlı süvari açıyoruz. Abisle yerde. Süvari alacağım. İleride orduyu bir toptan değiştireceğim abi. Şu an bakın gelirimiz 47'ye çıktı. Yatırımlar yapmamız lazım böyle abi. Tarlayı yükselt. Değil mi? Hamedan ne zaman olacak? 9 ay. Güzel. Tapınağı da hemen. Ne getiriyorsun? Kışla. Koy. Kovalye sayısını art. Yerde daha da arttırıyor. Çayırı yükseltsem daha mı iyi olur? Şu tarlaları yükseltsem. Gelir lazım. Bana para lazım ya. Bana para lazım şu an. En önemli konu şu anda para. Ülkenin gelirinin iyi olması lazım.
Gelir iyi olursa çözeriz her şeyi. Avlanma bölgelerine. Tarlayı yükselt. Alıyor. Pek yok. Gelirimiz iyi arttı. Ülkeyi adam ettik. Acaba Gürcistan'a tek atsam mı ya? Bence yapılabilir. Yapılabilir yani. Yakında Haşmetli olacağız. Çok az kaldı. Gürcistan'ı da alabiliriz. Yani Bizans'tan İznik'i almak daha kolay aslında. Ama bu adam Kaiser'le ittifak. Kaiser'le ittifak adam. Oh be. Terem özelliğini kaybettik. Hala yetersiz beslenmiş özelliği var ama. Ne oldu ya? Bir hanedan mirası daha açalım. Güzel. Mavera Yünnehir bu arada. Hangi şeyler? Oh 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 oh. Peki ülkemi çok fena düşüyor. Düşsün be. Para alayım. Şu an ben tüm imparatorluğun şeylerini aldım değil mi? Gazne topraklarını almam lazım. Dejur olarak bunlar benim hak iddiam var. Niye yok lan, dejur olarak hak varmış. Ama direkt şöyle de alsam daha rahat olur. Değil mi? Gazneli Sultanlığı, Bey Selçuk, sen kimsin birader? Nerede şeyin var? Yurdun neresi? Bana onu göster. Tamam. Fiyim mi güçlüsü? Kim bu? Beyazıt Sultan. Açtım valla. Valla açtım, artık çok geç. Her şey çok geç. Bunları topla. İmparatorluğun toprakları bende olmalı abi. Şimdi şurada toplanacak. Önce para şeyler toplansın. Sonra bunlar. Tüm orduyu kullanmayacağız yine. Gerek yok. Yine silelim abi. Bir toplansın bakalım. Gelir hayvan gibi düşürdük yine. Hocam şuraya gidin. Şu ordu yeter bana. Gir abi kabule. Gel gözünü seveyim. Geçin şuraya. Tamam. Et taarruz. Süper. Sıkıntı, ne kadar zayiat vereceğiz? %30. Sıkıntı değil. Şöyle tokatlamak istiyorum. Savaş hızlı bitsin istiyorum. Buraya taarruz et. Temel sorunları yaşamadan bitirelim abi bu savaş. Bu Tumar'ın kalesi nerede? Şu mu bu? Tamam. İyileşmeyi de açtık. Yani bir tek ölüyoruz ama bu kaleyi hemen hızlıca alırsam sıkıntı olmaz. Savaşı kazandık. Güzel. Artık burası da bizim elimize geçti. Selçuklu yavaş yavaş büyüyor abi. Yavaş yavaş büyüyoruz. Yakında Bizans İmparatoru da olacağım ha. Gasp ederiz. Ben bu adamın ünvanını feshedemem. Tüm topraklarını alıp öyle feshedebiliyormuşum. Allah Allah. Allah abi. Hanedan mirasından bilgiyi seçebiliriz. Şanı seçelim biz. Her zaman şanı. Aile mi?
Bu hırsı özellikten neyi seçtik lan? Ben ona bakmadan şey yaptım galiba. Neyse. Bu yüksek ihtimalle doğurganlık seçilmiş. Bakmadan seçtik. Şimdi bir de Gürcistan'a sefere çıkarız. Olduk. Sefere çıkmayacağız, yatırım yapacağız falan fistan bir şeyler salladık ama. Durmuyor oğlum. Ya ben sefere çıkmadan duramıyorum. Ve güçlendi. Ama yüksek ihtimalle bundan sonra bölünecek. Ben çünkü sürekli sefere çıkmaya başladım. Bu iyi bir şey değil abi. Sürekli sefere çıkmaya başladık. İyi bir şey değil. Çıkmamamız lazım aslında. Bir de Gürcistan seferi yapmayalım mı? Şimdi bir de şurayı bir almayalım mı ya? Ya bir de burayı almayalım mı ya? Almayalım mı? Alalım. Ama bir sonraki bölüm alacağız. Burayı istemiyorum. Burası niye geliyor bana ya? Bunu direkt yok ediyoruz mesela. Bizans'ın direkt başkentini alsam. Of, Anadolu Krallığı'nı alsam. Feci bir görünüş olur bizde. Epir değil mi? Epir değil pardon şey. Burası neydi lan? Selanik. Selanik için savaş. Selanik kralı yoksa sen değil misin? Selanik nerede? Çok kötü durar. Olmaz. Neyse, bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ülkeyi kalkındırmaya devam ediyoruz bakalım.